Dolandırıcılar 80 yaşındaki kadını okuyup üflediler, altınlarına bereket getireceğiz diye kandırdılar. 5 bileziğini alıp sırra kadem bastılar. İşkul vallahi okudu, elhem okudu. Bana sen doku dedi. Altınlar almış gitmiş. 80 yaşındaki Ayşe Tecerkaya'yı parana bereket getireceğiz diye kandırdılar. Okuyup üfleyip 5 bilezikle sırra kadem bastılar. 100 grama yakın. 25 bin lira civarında ya. Dün akşam saatleriydi. Yaşlı kadın Küçükçamlıca'daki evinin önünde hava alıyordu. Bu iki kadın belirdi. Senin yeni komşularınız dedi. Serap dükkanı açtık dedi. İki katlı yer aldım. Bana dediler ki biz bir yardım edecek. Yaşlı kadını yardım bahanesiyle eve çıkardılar. O kadar iyi rol yapıyorlardı ki Ayşe teyze hiç şüphelenmedi. Üstüne üstlük. Böyle ayran için dedim. Şurada konuşuyor ya hani. Babaannemin evine doğru yürüyorlar zaten. İki dolandırıcı kadın bu sahte paraları sözüm ona okuyup üfleyip bereket getireceğiz diyerek Ayşe teyzeyi kandırdı. Yukarı evine çıktı. Okudular bir su septiler şişeden bir su paraların üstüne ben serhoş gibi oldum. Bereket gelsin dedi. O sırada ne olduysa oldu el çabukluğuyla kadınlar altınları aldı bu sahte paraları bırakıp kayıplara karıştı. Ölümlü dirümlü dünyayı saklıyorduk ne diye kızım. İki dolandırıcı yaşlı kadının 800 lira aylığından artırıp biriktirdiği 5 bilezikle ortadan kayboldu. Kur'an'a gidiyoruz, gelecek okuyup bu paraları vereceğim dediler. 2, 3, 4, 5, 6. 14 tane 100 var. Hep sahte. Paranın sahte olmuş olduğunu anlamış olsaydı merdivenden aşağı atabilirdi. Şanslıydı. Yaşlı kadın sadece bileziklerinden oldu ama malcanın yongası. En kısa zamanda suçlular bulunsun istiyor.